Baba Mehmet nasılmış? Bir de bana Kefi iyi miymiş? Dedim ya kızım iyiymiş, çok iyiymiş. Beni özlemiş mi? Anasını özlemiş mi? Beni özlemiş mi? Onu sormadım. İyi. Ne zaman dönecekmiş? Ay benim oğlum ne yer ne içer şu İspanyalarda? Karnını nasıl doyuruyor? Ya zayıflamışsa oralarda? Yok be tam tersi. Azgın boğa gibi olmuş maşallah. Ay sahi mi? Parası var mıymış? Parası. Var tabii ben yani varmış varmış. Ha iyi. Ne zaman dönecekmiş? Dönmeyecek. Ortalık yatışana kadar orada yaşayacak. Ay hiç mi dönmeyecekmiş baba? Yok yarısını kargolayacakmış. Tövbe tövbe. Ay baba ben evladımı çok özledim artık. Hem de sükuneti özledim, sükuneti. Baba. Ne? Sen beni Mehmet'imle bir telefonla konuştur. Ben susayım. Bir konuştur. Kızım susarsan bir gün konuşturacağım sen. Yoksa Akif duyacak. O zaman da bir çuval incir berbat olacak. Ben zaten onu gizli gizli takip ettiririm. Sen her şeyi açık etme. Ne demek? Kim? Ne? Oğlum ne diyorsunuz siz? Ha? Bırak! Ya bırak tamam ya. Tamam kapat. Ya deli edecek beni bu adam ya. Deli edecek beni bu. Ula bana bak. Ayağını hortumdan çek de öyle delir. Akif kim delirtecek ne diyeyim? Emine sen de delirtme beni. Beni bu hayatta kim delirtebilir Turgut'tan başka? Ha? Kim delirtebilir? Bak telefonu da açmayayım. Ula su gelmiyor. Çek ayağını dedim. Ula ben seni bir elime geçirsem. Ya Allah kahretsin. Tövbe estağfirullah be. Yapmayacaktın Akif. Yapmayacaktın. Bunu bana yapmayacaktın. Ay, bu kadar huzur fazlaydı zaten bana. Ne oldu? Ne yaptı yine Akif Bey? Canını mı aldı? Tam tersi. Canımı kurtardı. Az kalsın öleydim. Ama ne oldu? En azılı düşmanım geldi benim hayatımı kurtardı. Ne demek? Bilmeyin. Can borcuma karşılık Akif'in tüm borçlarını sildim demek. Daha doğrusu zorunda kaldım demek. Nasıl? Barıştınız mı yani? Haddi kaldırtmış. Haddi kaldırtmış. Ha? Ben bunun nesine sevineyim? Köpeğin önüne ekmek atar gibi ben bunun nesine sevineyim ya? Bunun ne demek olduğunu bilin mi? Ne demek bilmeyin? Beni silahların en büyüğüyle vurdu son dakikada. Ne güzel tam bitiriydim onun işini. Gelip canımı kurtardı. Ben şimdi kimle savaşacağım? O Akif'in canını ben nasıl yakacağım şimdi? Savaşımı elimden aldı benim. Ben şimdi nasıl savaşacağım? Sen en iyisini yaptın kocam. Bir ayağı çukurda adam. Sen onun parasını alabilecek miydin zaten? Boş ver. Ne oluyor la? Ne oluyor? Kim acaba ha o kapıyı alacak mı gibi çalan? Alacaklı değil Turgut Bey. Verecekli geldi. Kusura bakma yenge. Ne işin var la sen burada? Ne işim olacak? Beş çay içmeye geldim sizinle. Kraker kıtlamaya. Hesap sormaya geldim, hesap sormaya. Ne hesabı lan? Benim sağ verecek hesabım yok. Hadi git başka kapıya. Ne oldu? Korktun da mı kaldırdın hacize ha? Korktun değil mi? He korktum. Fazla para beni bozar diye korktum. Can borcum vardı sağ. Öyle şey ettik işte. Adama bak ya. Can borcunu bile parayla ödemeye kalkıyor. Akif! Akif ben de geldim. Beni niye beklemeyin? Dur bekle. Hoş mu bulduk acaba? Hoş geldin bacım, hoş geldin. Sen bu bacıma dua et. Ben sana biliydim yapacağımı da. Hiçbir şey değmezsin Akif ya, neyse. O ne demek? Ne demek bu? Ha? Ne alakası var Emine'yle? Dur, dur, dur. Ya hiç sizin gibi ordunun gururu bu iki iş adamına böyle davranmak yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Hadi artık öpüşüp barışın, hadi. Geldin bacım ya. Yani. Hadi öpüşün barışın hadi. Bu küslük de bitsin artık hadi. Bitsin. Hayırdır kızlar? Çocuk mu ehliyiz? Ben niye öpüşeyim? Niye öpüşüp barışayım seninle? Sen acı kaldırdın diye bu iş bitti zannediyorsun ama kusura bakma yenge daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor peşini bırakmayacağım ben seni. Yürü git lan. Zaten ölüp gideceksin. Bir de sebebim ben olmayayım hadi. Sen ne yapacaksın? Dünya kazık mı çakacaksın? Senin helvanın kokusu burnuma gelmeye başladı bile. Sen daha çok koklarsın benim helvamı. Zaten olacak bir gün hepimizin helvasını kavurmayacaklar mı? Bak hala bir gün değil ya. Ben niye öleyim la? Sen öl. Ben niye öleyim ya? Sen öl. Ah. Bak benim bir şey oldu senin yüzünden. Yenge. Ah yok bu da tutmadı. Bunlar iyi olsa da delirirler kötü olsa da.
Vallahi bacım bu sefer de bayılmasaydı vallahi bittiydik biz. Ulan benim kot kafa icra kalktığı için mi delirip ev bastı ha? Yok. Bana iyilik edemezsin diye. Ya bunlar tamamen delirdi. Karı koca gibi abi de birbirlerini iyiler. O zaman yapılacak bir şey kalmadı. Mecbur boşanacaklar. Ne oldu bacım? Bacım, insanlar boşanmadan önce ne ederler? Dava açılar. Malları başkasının üstüne yapıyorlar. Aşk olsun değil. Baba. Doğru doğru. Ayıp ediyorlar, ayıp ediyorlar. Yok, bilemediniz. Ya ne ediyorlar? Bakın şimdi. Heh. Şöyle yapıyoruz. Turgut. Turgut. Oo Seval Hanım. Hangi dağda kurdu öldü bakayım? Ya gören de sana hiç kahve yapmıyorum zanneder. Al afiyet, bal, şeker olsun kocam. Ama önce evet. Söylediğini yapacağım karıcığım da. Ya sen ne istediğinin farkında mısın Seval? Ula adam ölü, ölü. Ben seni boyla mı yetiştirdim? Ölüyse icrasını kaldırdık işte daha ne yapayım? Oğlunu benden kaçıran adamı sarıp sarmalıyım mı bile? Ölüyse ölü. O benim ekmeğimle oynamaya kalktığı gün öldü benim için. Ya bak hayatını kurtarmış adam az şey mi? Ne yapayım? Kurtarmasay mıydım? İnsanlık görevi, onun için kurtardım hayatını. Ya o zaman şimdi de buna mecbursunuz. Ben hiçbir şeye mecbur değilim Seval. Hiçbir şeye mecbur değilim. Kimse beni bir adım daha zorlayamaz. Bu konu burada kapanmıştır, işte o kadar. Konu kapandı değilsiniz yani Akif Bey, öyle mi? He, öyle diyeyim. Ne olacak? Madem öyle diyeyim Turgut Efendi. Sen de benim lafımı dinlemezsen Akif. Hazırlan. Seni boşayayım. Boşanacağım senden. Ne?